Hakkari'nin bulunduğu kesim çok deprem bakımından etkin bir kesim. Güneyde Arap ana kalkanı Anadolu ile çarpışıyor. Bu çarpıştığı yerde Bitlis-Kenet kuşağı diye anılan Doğu Toroslar oluşuyor. Bu Doğu Toroslar Yüksekova kırığı aracılığıyla İran'a bağlanıyor. Bu kırık diri bir kırık ve boyu da çok uzun. Dolayısıyla bunun 7 dolayında deprem üretebileceğini 2001 yılında uyarmıştım. 2011 yılında Van depremi iki tane depremle gerginliği boşaltınca gerginliğin Hakkari'ye doğru kaydığını ve sıranın bölgede Hakkari'de olduğunu belirtmiştim. Depremin büyüklüğüne ve ilgi alanının arasındaki uzaklığa göre depremin etkileri değişir. Yapı kalitesi de etkiler bunu. Şimdi Tunceli, Plümür, evet oralarda diri kırık vardır ama her diri kırıkta mutlaka deprem olacak diye bir kural söz konusu değil. En riskli yerler Diyarbakır, Lice, Van tekrar, Hakkari, Tatvan, efendim bunun yanı sıra Bitlis, Muş, buraları birinci derece etkilenecek alanlardır. Deprem olduğunda ulaşım yolları çok yoğun, kalabalık oluyor. Özellikle kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaşması çok zor oluyor. Bu durumda Mezopotamya Haber Ajansı ile şunu belirtmek isterim ki, deprem sırasında ulaşımı helikopterle sağlamak gerekiyor. Çünkü helikopter karayolunu kullanmadığı için özellikle kurtarmacıları alıp kurtarılacak bölgeye nokta atışlı oraya bırakması gerekiyor. Bunu şu ana kadar yapamadık, başaramadık. Dolayısıyla geçen her dakika ölen bir kişinin canına kıyılmasına neden olur. Dolayısıyla helikopterlerin kullanılması gerekir. Tabii kentin ulaşımını kolaylaştırmak ve afet durumlarında ulaşımını kolaylıkla sağlamak için en az iki tane ulaşım yolunun olması gerekiyor. Sözün gelişi Van Bahçesaray, ben Batı'da oturmama rağmen Bahçesaray'ın bu sorunun halen çözülmediğini görüyorum. Depremde önlem şöyle olunur. Yani güçlü bir devlet ekonomisi olması gerekiyor. Bilinçli bir yönetim gerekiyor. Ve aynı zamanda halkın da ekonomik durumunun çok güçlü olması gerekiyor. Yoksul olmaması gerekiyor. Daha asgari ücretin 17.002 liraya çıkarıldığı bir ülkede depremden korunabilmesi için bir kişinin en az 45 bin lira maaş alması gerekiyor. Şu anda depreme dayanıklı bir yapının kirası 15 bin lira. 17.002 lira para alırsan nasıl oturabilirsin öyle bir evde? Dolayısıyla ben 54 yıllık bir deprem bilimciyim. Göçük altından hiçbir zaman varsıl kişilerin değil, yoksul kişilerin çıkarıldığını gördüm. Savaşta da ölenler onlardır. Depremde de ölenler onlardır. Kurtulanlar ise işsiz kalır, sakat kalır. Böyledir yani bu. Yani her şeyin başı ekonomi. Türkiye'de deprem ölümlerinin sıfırlanması için ekonominin önce düzeltilmesi gerekiyor. Başı çare yok. Yoksul bir kişi sağlam bir yerde, sağlam bir evde oturamaz. Şu anda herkes akşam evine bir ekmek götürmenin mücadelesini veriyor. Gerçeği konuşmak lazım. Fay geldi, fay gitti olayı değildir. Deprem daha öte bir olaydır. Doğa olayıdır, engellenemez. Bir de depremi yazgıya bağlamamak lazım. Aa, bu sizin yazgınızmış, böyle bir olay yok. Yani neden Fransız'ın yazgısı olmuyor, Amerika'nın yazgısı olmuyor da hep bu yazgılar Türkiye için. Sorgulamak gerekiyor.